bu memleketin evet kaptan köşkünde bulunan bütün idarecileri başta Cumhurbaşkanı ve Başbakan olmak üzere doğru bir şey yapmışlar ise tebrik etmektir. Bravo, takdir etmektir. Ama yapan bir yanlış varsa durun arkadaş, bu bir yanlıştır. Bunu yapamazsınız. Bu size de zarar verecek, halkımıza da zarar verecek, memleketimize de zarar verecek, millete de zarar verecek demektir. Şu anda biz Türkiye'de bu mekanizmada bir boşluk görüyoruz. Bütün siyasi partilerin dolduracağı bir boşluk, bir ihtiyaç vardır. İşte Hüdapar bu boşluğu doldurmaya taliptir. Halkımız adına, milletimiz adına bu eksikliği ve bu boşluğu doldurmak için evet, işte bu hür adaylarıyla iftihardan hemen sonra Allah'ın izniyle hemen sonra tanıtacağımız hür adaylarımızla Gaziantep listesi olmaya gayret edecek, doğruya doğru diyecek, yanlışa yanlış demek için hiç kimseden korkmadan bir siyasi anlayışın temsilcisi olacak. Çok değerli kardeşlerim, evet böyle bir siyaset anlayışına Türkiye maalesef çok fazla alışık olmadığı için bize de tuhaf sorular soruluyor. O zaman siz böyle çok fazla dürüst davranırsanız, hakkı söylerseniz, hakikati söylerseniz kazanamazsınız. Biz de diyoruz ki kazanmak nedir? Kaybetmek nedir? Eğer bir siyaset halka söz vermişse dürüst davranacağına, menfaati değil, adaleti eksene alacağına dair söz vermişse, daha sonra bu sözünde durmayıp kitlelerin oyunu da kazanmışsa biz buna kazanmak gözü yapamıyoruz. İnsanların izzetiyle, şerefiyle oynamamak lazım. İnsanlardan almış olduğumuz desteği o desteğe uygun bir şekilde temsiliyetini sağlamak gerekiyor. Evet. Bir otobüsün şoförü otobüsün içindeki bütün insanların can güvenliğinden mesuldür. Ve o otobüsün içindekiler de otobüs şoförünün otobüsü doğru kullanmasını ona tembih etmekle yükümlüdürler. İşte Hüdapar'ın fonksiyonu burada devreye giriyor. Biz bu otobüsün şoförüne, Türkiye otobüsünün şoförüne doğru yaptığında destek oluyoruz. Ama yanlış yaptığında Allah'ın izniyle emin olabilirsiniz, müşteri olabilirsiniz. Yanlış yapıyorsun arkadaş diyeceğiz ve demişiz. Bundan sonra da demeye devam edeceğiz. Evet, biz bunu anlatmak zorundayız. Ama hakaret etmeden, küfretmeden, tekfir etmeden, hakarete bağlamadan en doğru bir şekilde bize yakışan bir üslup haline getireceğiz. Bir şeyin yanlış olduğunu söylemek için insanlar neden hakaret eder? Hele hele siyaset makamını teruhte etmiş siyasi parti liderleri neden hakaret etmeyi, belden aşağı vurmayı, hepimizin yüzünü kızartacak, duymak istemediğimiz hakaretvari kelimelerini ifade eder? Bunu anlamak mümkün değil değerli kardeşlerim. Onun için Hüdapar siyasete bir üslup ve bir seviye getirecek. Bir şeyin yanlış olduğunu söylemek için iki şey yapmayacağız. Bir, hak diyeceğiz. İki, hakaret etmeyeceğiz. Korkmadığımızı ifade etmek için yanlışları dile getirdik, dile getireceğiz. Bir şeyin yanlış olduğunu görüyoruz ama bunu söylemekten çekiniyor ya da korkuyoruz. Bu yanlıştır. Bu ne kadar yanlışsa bu yanlışı dile getirmek için hakaret etmek, küfür etmek, tekfir etmek de aynı o oranda yanlıştır değerli kardeşlerim. Çok değerli gazetelerin hemşehrileriz. Biraz önce ben İstanbul'daydım. İstanbul'da bir kararımızı kamuoyu ve basına paylaştık. Dedik ki 16 Nisan referandumunda Hüdapar olarak bizler evetten yana tercihimizi kullanmıştık. Neden evetten yana tercihimizi kullandık? Çünkü şu anda bu memlekette adalet sisteminde bozukluk varsa, hepimiz mahkemelerden şikayetçiysek, adaletin olmadığını düşünüyorsak, hepimiz eğitim sisteminden şikayetçiysek, çocuklarımızın manevi ve ahlaki gelişimlerinde zaaflar olduğunu düşünüyorsak, gençlikten şikayetçiysek, manevi ve ahlaki çocukluğundan şikayetçiysek, eğitim sisteminde bunun temel nedeni mevcut anayasadır, mevcut sistemdir. Eğer bizler aile durumundan şikayetçiysek, boşanmaların hızla arttığını, evliliklerin hızla düştüğünü, kamuoyunda hepimizin gözlerinin önünde madde bağımlısı olan gençlerimizin bir çığ gibi yükseldiğini görüyorsak, işte bunun nedeni yanlış politikalar ve bu yanlış politikaların da kaynağı
değişmesi lazım. Türkiye'nin en acil ihtiyacı budur. Bu anayasa değişmediği müddetçe daha nice insanlarımızın maalesef huzursuzluklara boğulduğunu göreceğiz. Onun için bu anayasa değişmesi gerektiğini söyledik. Ve halkımıza bir söz verdik. Dedik ki biz iktidar edilirse müdafaa olarak bu anayasayı 1-2-3 maddeye değil tamamını değiştireceğiz. Halkın inanç teşekkür ederim. Halkın inanç ve değerleriyle barışık, yasakçılık koymayan, halkın dilini yasaklamayan, halkın dilini yasaklamayan, bu halka benzeyen yeni bir anayasayı, sivil bir anayasayı, bu aziz milletimize hediye edeceğiz inşallah. Ama eğer bu nasip olmaz, iktidara gelmezsek o zaman bakacağız. Bir parti, ben bu anayasayı değiştirmek istiyorum diyorsa, gönlünüzden geçen tamamını değiştirmesi. Ama tamamını değil, birkaç maddesini de değiştirmek istiyorum diyorsa, bunu da değerli bulacağız. Değerli göreceğiz ve ona destek vereceğiz. Biz ilkelerimize sadık bir hareketiz. Böyle bir söz vermiştik, 16 Nisan referandumunda sözümüzün arkasında durduk. Evet denilen tercihimizi koyduk. 12 Eylül'de faşist askeri junta rejimi tarafından baskıyla, diktatörler yöntemlerle, despotça yöntemlerle bu halka zorla, baskıyla kabul ettiren bu anayasanın birkaç maddesinin değişmesini değerli bulduk ve bunu destekledik. Bize göre siyaset kurumu ve mekanizması, başta iktidar partisi olmak üzere bu desteğin kıymetini çok iyi bilmelidir. Çok iyi anlamalıdır. Bu halk bunu hak ediyor. O zaman bundan sonra içine girdiğimiz süreçte yeni bir anayasanın oluşması, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yeni sistemin yeni anayasanın da yürürlüğe girmesi lazım. İşte yine bu ilkemizin gereği olarak yarın bırakmamak adına ortaya koyduğumuz bu iradeyi yeniden devam ettirme adına ben Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini devam ettireceğim ve yeni anayasayı değiştireceğim diyen Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a destekte bulunduk. Bu desteğimiz gerçekten son derece kıymetlidir. Otobüs şoförüne diyoruz ki bak, otobüsü düzgün kullan, o zaman seni her halükarda destekleyeceğiz. Ama sen direksiyonu kırar, uçurma Allah muhafaza, şarampole yuvarlamaya çalışırsan sana dur diyeceğiz. Bu desteğimiz sınırsız değildir. Sana vermiş olduğumuz bu destek halkımızın menfaati, maslahatı ve selameti içindir. Umarım ve temenni ediyorum ki bu desteğiniz çok iyi anlaşılır ve bu halkın hak ettiği yeni ve sivil bir anayasa hızlı bir şekilde mülkek üzerine getirilerek bu halkın uğraştığı bütün sorunlarından uzaklaştırılarak yeni bir yola girilir. Evet değerli kardeşlerim, Hüdapar'ın en önemli projelerinden bir tanesi de Doğu ile Batı arasında gönül köprüleri kurmaktır. İşte yeni anayasadan bahsederken bunu dile getirmeye çalışıyorum. 80-90 yıllık bu sistem bize huzur getirmedi. Bize derin bir gömleği giydirdi. İnsanları küstürdü. Dindar insanları küstürdü. Bu sistemin makbul vatandaştır dedi. Tanımladığı vatandaşlık tanımının dışında kalan bütün kesimler, Kürtlüler, Alevisinden kendisini ötekileştirilmiş olarak gören bütün kesimler kendilerine haksızlık yapıldığını düşündüler. Düşünüyorlar ve haklıdırlar. Çünkü insanların dinleri yasaklandı. İnsanların kimlikleri yasaklandı. Dolayısıyla Doğu ile Batı arasındaki köprüler biraz aşındı. Köprülerde sıkıntılar meydana gelmeye başladı. O zaman Hüdapar olarak diyoruz ki gelin. Biz bunu tamir edeceğiz. Doğu ile Batı arasında yeni gönül köprüleri kuracağız. Ey Edirne'deki kardeşimiz ya da Hakkari'deki kardeşimiz, ey Siyop'taki kardeşimiz, ey Hatay Antep'teki kardeşimiz, bizim aramıza yanlış anlayışları yerleştirmeye çalışarak bizi birbirimizden uzaklaştırmaya çalışan, psikolojik komşular meydana getirmeye çalışan, psikolojik bariyerler ortaya çıkarmaya çalışan bu anlayışı mahkum edelim. Doğu kardeşimizle, Batı kardeşimizle, Türk'ü de, Kürt'ü de, Arap'ı da, Laz'ı, Çerkes'i de, Zaz'ı da,
kendisini öteki olarak görmüş herkes bu memleketin şerefli bir vatandaşıdır, bir insandır, her şeyi hak ediyor. Nasıl ki Allah dinleri de insan için göndermiş, devleti de, hizmeti de insan için uyumlu hale getireceğiz. İşte Hürafar'ın bu millet için düşündüğü ana siyaseti budur. İnsanı adaleti siyasetinin merkezine koymasının hakikati de budur. Değerli kardeşlerim, bu minvalde mecliste farklı bir yüz olsun. Bu hakikatleri çekinmeden dile getirecek. Otobüsün şoförü yanlış yaptığında otobüs şoförünün yanındaki insanların cesaret edemediği sözleri ona söyleyecek bir kadroya ihtiyaç var. Bu kadronun adı Hürafar. Allah'ın izniyle iradesiyle, milletimizin teveccühü, Rabbimizin de nasip etmesiyle bu görevimizi yerine getirecek, milletimizin şerefiyle, haysiyetiyle asla oynamayacak, şu anda bütün televizyonların ve belki de telefonların kaydetmesiyle milletimize vermiş olduğumuz bu sözün gereğini yerine getirecek, en ufak bir yapmamada zaten bu sözlerimiz bize hatırlatılacaktır. Allah'ın izniyle milletimizin izzeti şerefiyle oynamayacak, verdiğimiz sözlerin gereğini yerine getirecek, kandırmaktan, yalandan Allah'a sığınacağız. Ben bu duygular içerisinde bir kez daha sizlerle görüştüğüme memnun olduğumu ifade etmek istiyorum. Allah-u Teala'nın oruçlarınızı ve ibadetlerini kabul etmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor. Afiyet olsun diyor. Hepinize Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Mehmet Tayyip Doğan, evli ve çocuk babası, partimizin disiplin
ilçe başkanlığını yapmaktaydı. Kadir Üstün de kardeşimi davet ediyorum. 1972 Şanlıurfa doğumlu, lise mezunu olan Kadir Üstün de evli bir çocuk babası. Partimizin Şahin Bey ilçe başkanlığını yapmaktaydı. Şengül Yıldırım Paşa'mı davet ediyorum. Buyurun hocam. 1979 Gaziantep doğumlu, ilkokul mezunu olan Şengül Yıldırım, evli, 6 çocuk annesi ve ev hanımıdır. Hayırlı olsun. Buyurun. Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Ali Döner Ağabey'i buraya davet ediyorum. 1966 Batman doğumlu, yüksek lisans mezunu olan Mehmet Ali Döner, evli ve çocuk babası, partimizin eğitim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcımız idi. 80! Değerli kardeşlerim, değerli milletvekili adaylarımızın akrabaları aramızda. Bu kardeşlerimize lütfen sahip çıkın. Ben Hüdapar'ın genel başkanı sıfatıyla size diyorum ki şu çocuklarınızın, şu akrabalarınızın, şu evlatlarınızın arkasında dik dik sapasağlam durabilirsiniz. Çünkü onlar her biri birer namus abidesi, şeref abidesi, izzet abidesi, dürüstlük abidesi kardeşlerimizdir. Kendi toplumlarında, kendi etraflarında, kendi eşraflarında şerefli insanlar olarak biliniyor. Ne mutlu size. O zaman sizi Allah'a, onları da size emanet ediyorum. Allah mübarek etsin inşallah. İşte